Yahoo'dan tanıdığımız Okan Alper'i bizlerle Scalability hakkında hazırladığı sunumunu paylaşmak üzere sahneye davet ediyorum. Çalışıyor, süper. Yahoo'dan değil, Dinovi'den ama Yahoo'dan olsun. Şimdi birkaç disclaimer'la başlamak istiyorum sunuma. Birincisi, gene beni frontend'den sonraya koymuşlar sunumda. O heriflerin böyle cillop gibi sunumlarından sonra bizim bulutlar falan çok çirkin duruyor. İkincisi, şuradaki kamera acayip geriyor. Ben normalde herkes hakkında atıp tutuyorum. Şimdi kimse hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Sonra çıkacaklar karşıma diye. Üçüncüsü, bütün şirket neredeyse bizim burada. Onlar hakkında atıp tutuyordum. Onu da yapamayacağız yine. Kötü oldu. Çok kısaca bir kendimden bahsederek başlayayım. Beş sene kadar Oracle'da çalıştım ben. Şeyde, genel merkezinde, Silikon Vadisi'nde. Orada işte sırasıyla Software Engineer, Senior Software Engineer ve Project Lead olarak çalıştım 2004'e kadar. Arkasından bir sene kısa bir Plumtree diye bir şirkete gittim. Plumtree BA aldı, BA Oracle aldı. Ondan sonra oradan ayrıldım, Yahoo'ya geçtim. 4 sene kadar Yahoo'da Yahoo.com'un ve My.Yahoo.com'un arkitektiydim. Şimdi o Yahoo'nun Yahoo olduğu günlerdi. Şimdi kimse bilmiyor Yahoo'yu da. Sadece Yahoo.com'un yıllık geliri 1.3 milyar dolar civarındaydı o zaman. Ve yani dünyanın en çok ziyaret edilen sayfasıydı. Tahmin ediyorum 50 milyon civarında günlük unique user vardı, 400 milyon page view vardı falan. Yani teknolojisinden sorumluydum onların. Arkasından Turkcell'e geldim. 2 sene kadar Turkcell'de çalıştım. Hayatımın en güzel günleriydi. Orada önce bir şeye Turkcell teknolojinin CEO'suna danışman olarak başladım. Yani kelimenin tam anlamıyla gel işte ne yapacağını bul bize anlat falan dediler. Öyle bir enteresan bir geçişti. Arkasından da Turkcell'e transfer oldum. Orada da direktörlük yaptım. Bütün internet servislerinden sorumluydum. Yani internet servislerinin ürün yönetiminden sorumluydum. İşte bu bildiğiniz Turkcell telefonları, bütün Turkcell uygulamaları, bütün Turkcell internet sayfaları, işte yeni girişimler, gezenciler, şunlar bunlar falan bizim altımızdaydı. Ve 2010'da çok sevdim Turkcell'i ama ayrılayım dedim. 2011'de Urla'ya taşındım. 2011'den beri de Linovi'deyim. 2 sene kısa bir startup maceramız oldu. Sonra startup'ın Türkiye'de ne kadar viable olduğuna emin olamadığım için şey yaptım. Outsourcing işlerine girdik. Şu anda outsourcing yapıyoruz. Yaklaşık 2-3 senedir falan outsourcing yapıyoruz Linovi'de. Şimdi Linovi nedir? Onunla bir başlayayım. Yani bu çok böyle klişe bir laf aslında. Yani Linovi internet için high quality, yüksek kalitede software build eden bir şirket aslında. Öyle diyoruz. Ama bu dediğim gibi çok klişe. Herkes yüksek kalite diyor. İşte herhangi bir development house'a gitseniz biz düşük kalite demiyoruz. Yapıyoruz demez yani hiçbiri. Orada hemen bir şey sorayım. Yüksek kalite ne demek? Yani yüksek kaliteli yazılım ne demek? Böyle interaction based yaparsak biraz daha iyi oluyor. Hiç fikri olan var mı? Ha? O da bir açılım. Sorun çıkarmayan, göreceli sorun nedir? Onu tanımlamak lazım yani. Page response gelmemesi mesela yani. Okey, başka? 500, ne? Ha, yazın, evet, okey, başka? Yani hepsi güzel öneriler. Var mı başka sallayabilecek olan? Performans, okey. Mümkün mertebe hatası çalışması da güzel. Mümkün mertebenin altını çizmek lazım orada. Çünkü o çok göreceli bir kavram. Yani ben şöyle tanımlıyorum yüksek kaliteyi. Business requirement'ları neyse odur. Yani business requirement'ın yüksek kaliteyi nasıl tanımlıyorsa odur. Yani bu çok göreceli bir kavram. İşte mesela performans dediği bir arkadaş. Bizim bir yaptığımız bir iş var. İşte Övünç'e geçireyim diyorum ama burada, eşi de burada. Yani işte bir sistem yazdı Övünç. İşte saniyede 3000 RPS falan yapıyor. 3000 request handle edebiliyor iki makine çok kolay bir şekilde. Ve 10 milisaniye falan cevap, yani 10 milisaniyede falan cevap veriyor. Övünç orada şey yaptı işte. Dedi ki başka bir şeyden dolayı, yani ben kabuslarımda bile 30-40 milisaniye response time görmüyorum falan diye birisiyle dalga geçmeye kalktı. Sonra dün bir sistem yaptı, 27 saat çalıştı. 27 saat yani. Şimdi performansı düşük mü onun? Yani orada mesela o projede, şimdi biz bir sürü proje yapıyoruz. O projemizin özelliği şu, asla data kaybetmeyeceksin. Yani asla data kaybetmeyeceksin. %0 data kaybetme şeyimiz var. Ama performans çok kritik değil. Yani böyle işte bir data falan işliyoruz. O datayı böyle bir saat içinde falan koysak yerine, it's okay. Sistem bir gün down kalabilir, o da okay. Ama gelen her data mutlaka bir şekilde sisteme gidecek. Yani asla kaybetmeyeceksin. İşte başka bir şeyimiz var, projemiz var. O da yani çok high value müşteriler geliyor. Acayip yüksek değeri olan müşteriler geliyor. Günde 1000 tane page view alıyoruz, almıyoruz. Yani 10-20 user geliyor. Ama her user çok ciddi para bırakıyor. Şimdi oradaki requirement'ımız da şey, down olmayacak sistem, %100 uptime. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir zaman down olmayacak, hata vermeyecek. Bir iş bıraktıkları zaman o iş mutlaka çalışacak.
Mesela performans orada hiç önemli değil. Yani 10-15 tane de cevap veren sayfalarımız var. Bazı işler var, bırakıyorsun 2 gün sürüyor. Şimdi başka bir iş var. Öğünç'ün biraz önce dalga geçtiğim işi. Yani çok yüksek response time, çünkü bottleneck, yani flow'da bottleneck. Orada beklemek zorundasın. Acayip hızlı response time, çok yüksek RPS ve minimum cost. Oradaki şey yok. Ama mesela biraz hata alsak, it's okay. %1 civarında falan değil mi Öğünç? Yani %0.5, 1'e kadar falan okeyiz. Şimdi başka bir sistem var yaptığımız. Biz devraldığımızda 10 saniye response time vardı, 50 milisaniyeye indirdik. Yine belli bir kalitesi var aletin yani sonuçta. Yani oradaki en önemli requirement düzgün sonuç getirmesi. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. High quality, o işin özelliklerine göre business'in tanımladığı rule'lar yani kurallar çerçevesinde belirlenen bir şey. Böyle genel bir kavram değil. Böyle illa hızlı olan iyidir, illa hata vermeyen iyidir diye bir kavram yok. Ama tabii bu hürriyetler gittiğinizde böyle 404 görmenizi de açıklamıyor bir taraftan ama neyse. Ulan ya kamera vardı. Geri adım atayım orada. Yani sonuçta birincisi bu, bir high quality tanımlamak lazım. İkincisi de eğer high quality tanımladıktan sonra sen onu deliver edebiliyor musun, onu sunabiliyor musun, yapabiliyor musun yani? Şimdi bizim 5 tane projemiz var, hepsinin değişik özellikleri var, hepsini de yapıyoruz. Yani bizim kendimize high quality dememizin sebebi, requirement neyse onu analiz edip onu deliver edebiliyoruz. Onu ortaya çıkarabiliyoruz yani. Bizi high quality yapan bu. Orada da işte dediğim gibi yani scalability, redundancy, reliability falan gibi konseptler var. Yani işe göre, işin requirementlarına göre değişik şekillerde yapıyoruz onu. Bir de bizim en büyük farkımız yani diğer şirketlerden, biz development cycle'larını ve architecture'ı biz manage ediyoruz. Yani normalde işte outsource iş yapan adamlarda şey olur. Yani sen böyle 500 sayfalık bir requirement dokümanı verirsin, 2 senelik, 6 aylık, 1 senelik falan projeler olur. Biz de öyle değil, biz çok yakın çalışıyoruz çalıştığımız şirketlerle. Yani bildiğiniz onların development ekibi gibi çalışıyoruz. Uzun dönemli kontratlarımız var, böyle kısa dönemli 3 aylık, 5 aylık değil. Bir product line'ını own ediyoruz ve sürekli onu geliştiriyoruz düzenli olarak. Haftalık, 2 haftalık şekilde. Ve bütün teknolojiye genelde biz karar veriyoruz. Yani %90 biz karar veriyoruz, feedbackler oluyor, karşılıklı tartışmalar oluyor ama genelde biz karar veriyoruz. Teknoloji tarafına baktığımız zaman Scala'yı çok seviyoruz. Yani Scala'ya bayılıyoruz. Scala kullanan var mı aranızda? Bizimkiler indirsin elini. Şaşırtmayın rakamları. Ulan bizden başka kimse yok. Hastasıyız Scala'nın. Şimdi Scala'da şöyle bir şey var. Java'ya çok, yani Java'dan türemiş bir dil gibi zaten functional ama bizim bütün elemanlar yani backendçilerin hepsi Java'cı normalde. Java'dan başlıyorlar Scala yazmaya. Böyle bir ay falan umunuyorlar, küfrediyorlar. Sonra Scala'yı sevmeye başlıyorlar. 6 ay sonra söyledikleri acayip sevmeye başlıyorlar. Şimdi bir de ukalalık yapıyorlar. Yani Java'ya dönmek zorunda kalırsak ayrılırız falan diye. Yani bayağı hoşumuza gidiyor. Play Framework ile beraber kullanıyoruz. Yani son derece high performant, acayip güzel bir dil. Onunla ilgili başka bir sunum var. Belki bir yerde görürsünüz. Yani sadece Scala'nın özelliklerini anlatıyor ve çok beğeniyoruz. Frontend tarafında bir şey var, dezavantajı, learning curve yavaş yani. Biraz öğrenmek biraz zor Scala'yı yani diğer dillere göre. O kadar kolay değil. Frontend tarafında AngularJS ile Bootstrap kullanıyoruz yoğun olarak ama şimdi bir şeyler araştırıyoruz. Yeni ne yapabiliriz diye. AngularJS'in 2'den 3'e geçişi ağlattı bizi. Cloud Services'de AWS çok yoğun kullanıyoruz. AWS'ten başka bir Cloud Service kullanmıyoruz. Yani AWS Allah ne verdiyse kullanıyoruz herhalde. Yani SWF, SQS, RDS, Aurora'sı ve MySQL ayrı ayrı. Elastic Cache'i, DynamoDB'si, Redshift'i. Yani siz sayın, mutlaka kullanıyoruz bir yerlerde onu. Compilation tarafında Grunt ve Node.js kullanıyoruz. Spec Selenium otomatik testler için, Burak biraz önce söyledi. Yani biz otomatik testlere acayip önem veriyoruz. Hatta şu andaki oranımız yani bir satır koda iki satır test var. Öyle bir durumdayız. Ve yani build'ımız 45 dakika falan sürüyor. O kadar çok testimiz var ki. Son olarak da CI ortamımız var normalde. Bir işte Continuous Integration çalıştığı Jenkins'de. Sonra bir alfa ortamına push ediyoruz. Orada test ediliyor. Sonra beta'ya push ediyoruz. Orada test ediliyor. Sonra production'a push ediyoruz. Orada test ediliyor. Özetle yani kısaca yapı bu. Yani burada soru varsa durdurun sorun. Benim suyumu kim çalmış? Ha? Ses gitmedi. Ben konuşmuyorum. Susma hakkım yok mu ya? Ha, pardon. Başka bir arkadaş alabilir miyiz Oğuz? Bu çok iyi çalışmadı. Dediğim gibi sorun olursa durdurun yani, şey yapmayın, sonunu beklemeyin lütfen. Şimdi load, yani bu sunumda scalability hakkında konuşacağız. Yani sıfırdan 100 milyon user'a nasıl çıkılır, architecture nasıl değiştirilir falan ama öncelikle bir şeyle başlamak istiyorum. Yani service load ne demek? Şimdi service load çok gerici bir kavram. Yani bazı adamlar var, gidiyorsun işte günde 10 bin user geliyor, acayip scalability sorunu yaşıyorum falan diyor. Ama Google 1 milyar diyor. Bizden bir örnek vereyim. Yine o cenahtan, bizimkilerden. Bir tablomuz var, 300 milyon row var içinde. İşte bir ay aldılar yani, select count atıyoruz, cevap gelmiyor, işte bir alter table yapıyoruz, bir günde bitmiyor falan filan diye.
Bana söylediler, ne kadar ROV var dedim, 300 milyon dediler. Ya kıçkırık 300 milyon için bu kadar alıyorsunuz dediler, hala dalga geçiyorlar. Şimdi 300 milyon mesela buradan yani yüksek gözüküyor ama Yahoo'da günlük üretilen log datası 400 milyon ROV'du. Yani günde 11 terabayt data üretiliyordu, petabaytlar boyutunda bir data center vardı. Yani çok göreceli bir kavram, ben onlar hakkında bir çok kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi Google'ın, dün baktım buna, Oktober 2015 sayısı günlük search'ü 100 milyarmış. Çok özür dilerim, aylık o, yanlış söylemiştim orada. Aylık 100 milyardan fazla search'ü var demiş. Tabii bunu açık açık söylemiyor adamlar işte borsada oldukları için ama bir sunumda söylemiş VP of Search'ü. Aylık 100 milyardan fazla search'ü var. Yani peak günlerinde 5-10 milyardır muhtemelen o. Bir de search demek sonra yani sayfa gösterimi demek değil. Muhtemelen ondan fazla da sayfa gösterimi var heriflerin. Facebook'un daily login'i Haziran 2015 itibariyle 968 milyonmuş. Yani günde 1 milyar kişi Facebook'a login oluyor. Düşünün rakamı. Yahoo'da benim bıraktığım zamanlarda bu civardaydı. Yani 3.05 billion page view per day'di. O zamanlarda Microsoft'ta 2.88 milyarmış. Yani şimdi scale dediğiniz üst nokta bu. Top nokta bu gelebileceğiniz. Yani bunun üstü yok dünyada çok fazla. Türkiye'de baktığınız zaman gördüğünüz rakamlar sahibinden de 2012 rakamı 64.9 milyonmuş günlük. Ama ben bir yine sunumda buldum. Aylık 3.6 milyar demişler PageView'a. MyNet 49.4 milyon, işte Milliyet 30 milyon falan. Yani bizimkiler daha böyle şey reasonable seviyeler. 50 milyon PageView'larda falan yaklaşık olarak. Ve baktığınız zaman orada ciddi bir scale farkı var. Yani biri 50 milyon, biri 2 milyar falan gibi. Çarpı 20-30 falan gibi. Ama sonuçta architecture'ı düzgün yaptığın zaman horizontal olarak scale etmen lazım. Yani sayı arttıkça onu handle edebilmen lazım. Bir de iki tane böyle çok kısa definition vereceğim. Böyle ben işte İT'de ders veriyorum, onun için böyle ders moduna girdim yine ama. Birincisi scalability ne demek? Şimdi onu bir hemen çok kısaca. Orada da mesela yanlış anlamalar var. Mesela bazıları diyor ki işte scalability performance demek, hızlı cevap vermesi demek, load handle etmesi demek. Scalability o değil. Scalability yani çok basit anlatımıyla load'un arttığı sürece çökmeyen bir sistemin varsa ona scalable deniyor. Yani load'un arttıkça sen makine ekleyerek sistemin çökmemesini sağlayabiliyorsa ona scalable sistem deniyor. Yani bir sistem mesela atıyorum 1 milyon tane request kaldırıyordur saniyede ama 1.5 milyona çöküyorsa o scalable değil. Yani çok high performant bir sistem ama scalable değil. Yani bu scalability dediğim gibi bir makineyle başladın 100 request per second, ikinci makine ekledin işte 180 oldu, üçüncü makine ekledin falan. Yani makine ekledikçe load'u kaldırabiliyorsan eğer ona scalable deniyor. Yani özetle hem kullanımı hem de datanın increase'ini eğer accommodate edebiliyorsa sistem scalable diyoruz. Ve dediğim gibi scalable dediğin şey speed veya performance değil. Yani performance'la speed'le falan alakası yok. Teknolojiyle hiç alakası yok. Mesela o da çok klasikti işte Java ile scale edersin, işte .NET'le edemezsin falan gibi. Yani baktığın zaman dünyadaki örneklerine işte Microsoft'un bütün siteleri .NET. Amazon uzun yıllar Perl'de çalıştı. eBay'i bilen var mı aranızda? Bilmeyen var mı? Sahibinden'in şeyi, gerçeği. Sahibinden, yani eBay'in mesela altyapısı değiştirilen bilmiyorum ben Yahoo'dayken öyleydi. Tek bir C++ executable'ına compile ediyormuş. Yani bir tane exe var ya, eBay.exe diye çalıştırıyorsun öyle çalışıyor. C++ tamamen kod. Böyle şaka gibi yani. İnanmazsınız ama ben de şaşırmıştım duyduğumda. Öküz gibi de Oracle Database var arkada. Yani öyleydi o zamanlar. Mesela Facebook'a bakıyorsun PHP denen iğrenç dilde. İşte Yahoo yıllarca PHP'den çalışıyor. Yani PHP scale ediyorsa her şey scale eder. Ben onu söyleyeyim size de gerisi önemli değil yani. Yani sonuçta teknolojiyle bunun alakası yok. Yani teknolojiden bağımsız bir şey. Bu tamamen kurduğunuz yapıyla alakalı bir şey. Yani özetle teknoloji, tool, software, hız vesaire falan gibi şeyler alakalı değil. Daha çok architecture ile alakalı bir şey. Bir de iki tane daha definition. İki tane daha definition kaldı. Birincisi dediğim gibi bir vertical scalability diye bir şey var. Bir de horizontal scalability diye bir şey var. Çok böyle uzatmayacağım bunları. Vertical dediğiniz makineniz var. Memory ekliyorsunuz, CPU ekliyorsunuz. O makineyi hızlandırıyorsunuz. Öyle scale ediliyor. Şimdi ne kadar ekleyeceğim de 1064 CPU'ya kadar çıkıyor. Yeni sistemler 1000 CPU'luk falan sistemler de yaptılar galiba. Yani sürekli makineye sistem şey ekliyorsun, resource ekliyorsun. Ona vertical scalability deniyor. Horizontal yana doğru makine ekliyorsun. Yani bir makine, iki makine, üç makine diye yavaş yavaş makine ekleyerek devam ediyorsun. Yani daha fazla node ekliyorsun. Vertical scalability'nin sorunu şurada, bir üst limitim var. Yani tamam 1000 CPU taktım da Facebook'sun ulan. Yani günde 1 milyar kişi login oluyor. Yetmiyor bir makine yani sen istediğin kadar makineye CPU tak yetmiyor. İkincisi vertical scalability yaptığınız makineler çok pahalı makineler. Acayip yani mesela işte bir tane daha CPU taktığınız zaman yani bir kere bu makinelerin kostu normal makinelere göre çok daha yüksek. Artı upgrade etme kostu da çok yüksek. Yani çarpı 2 değil cost. Çarpı 4, çarpı 8 gidiyor yani exponential gidiyor neredeyse cost. Horizontal'da da management sorunu. Aldın mesela 3 tane makineyi koydun. Sonra yani 6 ay geçti, dünya gelişti. 4. makineyi koyacaksın, CPU'nun 2 katı hızlı. Şimdi nasıl dağıtacaksın load'u? Hangisi ne kadar alacak? Hangisi up, hangisi down falan gibi bir sürü sorunlar var. Özetle. Ups. Bu ay çalışmıyor bu arada. Oğuz neredesin? Yönetici uyuyor mu?
Oldum, neredeyiz? Süper. Çok güzel. Son olarak da şeyi anlatacağım. Yani sonuçta bir scalability dediğiniz zaman, yani bir sistemin architecture'ını düşündüğünüz zaman en önemli şey nasıl allocate edeceksiniz resource'ları. Onu bir anlamak, onun için de resource'ları anlamak. Resource'larda da elinizde 5 tane resource var baktığınız zaman. CPU en hızlısı, deli gibi hızlı. Nanosaniyeler seviyesinde çalışıyor. Arkasından memory geliyor. Mikro ile nanosaniye arasında çalışıyor. SSD'ler memory'nin 20'de 1'i yaklaşık olarak baktığınız zaman hız olarak. Disk mini saniye ile mikro saniye arasında. Network'te Allah'ın ne verdiyse o yani. Zenginsen iyi çalışıyor, fakirsen kötü çalışıyor. Yani işte, bilmediğin bir sayfayı hit ediyorsan 10 saniyede respons veriyor. Babalar gibi işte Cisco router'ları takıp araya şeyler koyduğun zaman, güzel switch'ler falan koyduğun zaman mikro, yani mini saniyelerde alıyorsun cevap. Çok rahat alıyorsun. Mini saniye altına inebiliyor musun bilmiyorum ama. İnersin herhalde diye tahmin ediyorum. Paran varsa. Yani sonuçta bu 5 tane resource'un var. Bir iş yapıyorsanız önce onu düşüneceksiniz. Arkasından da server resource'larının hangisine yüklendiğini düşüneceksin. Şimdi bir sistem yapıyorsan bir sürü komponenti var bu sistemin, bileşeni var. Burada da 3 tane boundary issue'su var. Birincisi CPU bound. Yani bir işlem yapıyorsun, CPU çok abanıyor. Acayip abanıyor. Ne olabilir bu? Mesela sort etme işlemi. Deli gibi string comparison yapıyorsun. Matrix çarpımı gibi işlemler, matematiksel işlemler, işte recommendation engine'ler vesaire falan deli gibi CPU abanıyorlar. Onun için CPU bound deniyor. Yani CPU'da takılıyorsun. Asıl sorunun CPU. Burada ya bu kadar detaya girmeyeyim, çok zamanımız yok. Hızlıca geçeyim. Memory bound, RAM'de sorun var. Yani RAM yetmiyor. Şimdi cache'in var mesela. İşte atıyorum Facebook'u düşünün. 9 milyon user var. User bilgilerini cache'e attığınızı düşünün. Ön belleğe attığınızı düşünün. Yetmiyor memory. Memory bound olmaya başlıyorsun. Son olarak da IO bound. En kötüsü bu. Yani IO'ya takılıyorsun. Bir HTTP call yapıyorsun, bir yere diskten okuyorsun, database'den okuyorsun. En kötüsü her zaman budur. En yavaşı odur ve IO bound'sanız there is a problem yani. Orada Allah Ekber demeye başlıyorsunuz yani sistemde. Okey. Bir de cloud olayını bir anlatayım. Bunu yeni ekledim bu arada. Şimdi AWS'i bilmeyen var mı aranızda? Amazon Web Services'i? Yok. Ne güzel. Yok mu, yalan mı söylüyorsunuz? Ha, bilmeyen varsa bir göreyim yani. Nerede? Anlamadım. Neyse. Şimdi AWS Amazon Web Services diye bir servis. Cloud servis. Biliyorsunuzdur mutlaka. Bir sürü servis sunuyor. Şimdi böyle teknolojide, ben barakola sendromu diyorum ona ama neyse. Teknolojide şöyle şeyler var. Böyle her dönemde ben 87'de yazdım ilk kodumu işte. Düşünün 25 sene falan oldu, yaşlandık. Böyle şeyciler vardır. Eski kobolcular vardır. Böyle biz 10 MHz şeye CPU'ya kod yazardık falan diye öyle hissediyorum kendimi ama. Teknolojide böyle her dönem modalar vardır. Bir moda gelir. Herkes ona atlar. İşte bilmem ne geldi hayatımızı kurtardı şeklinde. Bu şeyle başladı işte. XML geldi hayatımızı kurtardı. İşte sonra Java geldi hayatımızı kurtardı. Service Oriented Access Protocol diye bir şey duydunuz mu? SOAP diye. Duymuşsunuzdur bazılarınız. İğrenç bir protokol geldi, mükemmeler. Bütün makineler birbiriyle konuşmaya başlayacak, herkes birbirini anlayacak dendi. Sonra o yetmedi, arkasından şey geldi, Service Oriented Architecture, SOA. SOA gelecek, herkes birbirini anlayacak, onunla işte bütün sorunlar çözülecek, semantik falan filan sallamaya başladılar. O şimdi yani böyle sürekli bir şey vardır. İki senede bir gelir, herkes böyle onu öğrenmeye başlar, konferanslar onun hakkındadır falan. Sonra bir sonraki sunumda bir bakarsın hiç lafı geçmez yani. SOAP'ı kullanan kaç kişi var aranızda? Görüyorsunuz yani. SOAP biraz kime sorsan söylerdi yani. Ona falan inmiş. Şimdiki yeni hot topic de cloud. Cloud ve big data. Yani böyle herkesin cloud'a geçmeliyiz falan dediği bir şey. Şimdi bakıyorsun böyle bir sürü sunumlar falan var. Cloud'un birkaç tane sorunu, yani cloud'u da gerçek anlamda yapan benim tek bildiğim Amazon Web Services bu arada. Siz bilen var mı? Başka bilmiyorum. Ya onu işte onu, ne güzel şimdi. Kamerayı kapatabilir miyiz 2 dakika canım falan diye. Yani virtual makineyi automate etme olayına cloud denmiyor. Anlatabiliyor muyum? O zaten o teknoloji yıllardır vardı. Yani VPC falan diye sistemler vardı. VPS pardon, virtual private server falan diye. O zaten yıllardır olan bir sistem. Tamam, virtual makineler daha iyileşti ama cloud dediğin bütün servis, yani bütün infrastructure'ını oraya koyabilme. Servis olarak queue'larını, database'lerini, cache'lerini, anlatabiliyor muyum? Bence gerçek cloud'u onu yapan benim bildiğim sadece büyük scale'da Amazon var. Başkası yok. Hastasıyım o başka ama herkesin böyle Amazon diye delirmesi de yanlış. Yani burada birkaç sorun var. Birincisi Türkiye'de özellikle bu. Amerika'da da böyle ama Türkiye'de özellikle var bu. Böyle magical falan, böyle mystical bir şey sanıyorlar cloud'u. Ya işte kodu yazacağım, koyacağım cloud'a, scale edecek falan diye. Ya da yazacağım, oraya koyacağım, hiç fail etmeyecek. Ya öyle bir dünya yok. Yani architecture'ınız doğru değilse, kodunuz iyi değilse zaten fail eder. 1000 makine koysam da fail eder. 1 milyon makine de koysam fail eder. Doesn't matter. Yani dolayısıyla bir architecture'ınızı doğru yapmanız lazım. Yani Amazon olması architecture'ınızın kötü olacağı anlamına gelmiyor. İkincisi birçok insanın atladığı nokta bu, bilmeyenlerin. Çünkü ilk başta çok güzel. Amazon acayip pahalı. Kullanan var mı Amazon'u production ortamında? Süper.
Acayip pahalı. Yani EC2 diye bir sistemi var, işte virtual makine olayı. ne? Bir yıl boyunca bedava makinede ele satıyorsun, bekliyorsun yani. Yani dırış çekiyorsun, bekliyorsun. Öyle bir makine o. ve bir tane alabiliyorsun falan. Yani EC2'nun kostları bir data center'da koyduğun makinenin 10 katı idi. Daha o civarlardaydı. Yani şu anda ne olmuş bilmiyorum. Sürekli değişiyor şeyde rakamlar. 10 katı bildiğiniz yani mesela $200 bir data center'dan işte SSD'li 8 GB bir şey o da geçti artık 32-64 GB RAM'li falan bir makine alıyorsunuz. Aynı makinenin Amazon'daki maliyeti $2,000-$3,000 civarında. Ya ucuz değil alet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dışarıdan baktığın zaman süper gözüküyor da millet cost analizi yapmadan süper diyor. Yani sonuçta Amazon'un güzelliği şurada. Şimdi sen bir startupsın, ufak bir şirket kurdun, büyümeye başladın. Şimdi orada oturup kendine service engineer, operationci, bilmem neci falan aldığın zaman onların bir cost'u var. Onları topladığın zaman Amazon daha ucuza geliyor başlarda. Yani çünkü sen bir iki tane adam alsan mesela Amerika'da, $100,000 versen $200,000 zaten o adamlara maaş vereceksin. Şu anda yani maaşlar uçmuş durumda. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta hosting costları daha iyi geliyor. Ama sen şirketi büyütmeye başladıkça işte tam Discuss gibi, Shazam gibi seviyelere ulaştığın anda acayip cost olmaya başlıyor. Ve o cost'u artık kaldıramıyorsun. Yani ben mesela işte Amerika'ya gittiğim zaman Climate.com diye bir tane startup var. Orada bir arkadaşla konuştum. Her şey diyor yani sürekli yukarıdan e-mail geliyormuş. Cost'ları düşürün, cost'ları düşürün diye. Dün de birisiyle konuştum. O da çok enteresan bir yorum yaptı. $1.5 million dedi breaking point Amazon. Şimdi nereden geldi o rakamda bilmiyorum ama o kadar net söyledi ki herhalde bildiği vardır diyorum ben de. $1.5 million harcıyorsan yılda ondan sonra cloud'u düşünmemen lazım. Şimdi onu bir iyi düşünmek lazım. Yani iyi bir cost analizi yapmak lazım. Cost analizinde patlayabilir Amazon. Dikkat edin ona. Üçüncüsü, kritik infrastructure hala multi-zone ve multi-data center değil. Şimdi ne demek istiyorum? Amazon'un bir sürü data center'ları var dünyanın bir sürü yerinde. Onun içinde zone'lar var. Yani birbirine yakın switch'ler falan filan. Sen mesela bir RDS diye bir sistemin var. Kullanan var mı RDS? Database sistemi, MySQL. Ya MySQL'un işte güzel çalışanı falan. Paketlemişler, güzel yapmış herifler. RDS'in sorunu birden fazla data center'da çalıştıramıyorsun hayat. Yani replike etmiyor birden fazla data center'da. Yani bir şey var, hot cold sistemi var. Biraz sonra anlatacağım. Backup'ı falan var. Ama aynı data center'dasın. Mesela senin işte atıyorum İngiltere'de, Amerika'da iki tane data center'dan çalışmak zorundasın diyelim. User'ların orada. Replike edemiyorsun. İşte Elasticcache'de aynı sorun var. Dün bir şeye bakıyorduk, aynı sorun vardı. Neydi o? Neyse yani genelde kritik şeyleri replike edemeyebiliyorsun. Öyle bir sorunu var Amazon'un. Ve reliability issues. Mesela Shazam geçenlerde bir yarım saat falan indi aşağı. Çünkü Amazon gitti. Netflix mesela bir gün iki gün indi, Amazon gitti. İniyor mu? İniyor yani. Tamam reliable da herif iniyor yani. Yani gidip böyle mission critical bir şeyini koyarsan Amazon'a şey vardı. Chris göndermişti, siz de paylaştım çocuklar bilmiyorum da. Öküzün bir tanesi gitmiş şey yapmış. Bu hard şeyleri var ya pilleri. Onları monitör eden sistemi Amazon'a koymuş herif. Ve şey diyor, bunu nasıl reliable yapacağım falan diye. Bütün müşterilerin bildiğiniz hard pillerinden, Bluetooth üzerinden falan, Wi-Fi üzerinden galiba çekiyor datasını. Amazon'a atıyor, kritik bir şey olduğu zaman bir şey notification gönderiyorsun, ambulans gönderiyorsun falan. Şimdi yani ben onun patronu olsam direkt ayrı gün kovarım yani. Bu arada senin şeyinden nefret ettim, demokrasi falan. Sevmiyoruz öyle lafları. Bizim çocuklara söyledim zaten, o slide'ı unutun, o slide'ı unutun diye. Ama yani Amazon'da böyle super mission critical şeyleri koyamıyorsunuz. Ya yani onlara dikkat etmek gerekiyor çünkü inebiliyor herifler. Yani sizin multiple site'da falan disaster recovery planlarınızın falan olması lazım. Son olarak da portability issues. Amazon böyle ümüğünüzden yakalıyor sizi. Yani Amazon bir kullanmaya başladığın zaman bütün library'leri onun üzerinden kullanıyorsun. Queue sistemin, database sistemin vesaire, gerçi database de JDBC ama Dynamo da değil. Yani birçok şey onun sistemine göre yazmaya başlıyorsun ve kodun büyüdükçe daha çok kullanıyorsun. Ve iki gün sonra eğer ben bunlar ayrılacağım diyorsan ayrılamıyorsun. Öyle bir sorun var Amazon. Yani özetle dikkatli olun. Güzel ama yani dikkatli olun. Böyle her şey çözüm değil. Böyle yaramanlı gibi her şeyi yapmayın yani. Ve normal sunumumuza geçelim. Sorusu olan var mı buraya kadar? Tabii ki sorabilirsin. EC2 var. Normal sanal makine. Bir de VPS var ya. Arasındaki fark ne? Hangisinde yürümeliyiz? Hayır VPS dediğin zaten virtual makinenin automate edilmiş hali gibi bir şey. Amazon'da yok biliyorsun VPS. Normal hosting şirketlerinin virtual makinelerine VPS diyorlar zaten. Amazon'da iki tane. Ha Amerika şey mi o Virtual Cloud? VPC mi VPS mi? VPC evet. VPC Virtual Private Cloud. O başka bir şey. O security ile alakalı bir şey. Sana bir tane şey security zone'u veriyor. Onun dışında kalıyorsun. Dışarıdan erişemiyorlar. Firewall'u var falan. VPC hiç alakası yok konumuzla. Sadece EC2 var. EC2 var. Benim bildiğim EC2 var yani. Başka bilen varsa arkadan bir soru var. Sallıyorsam sallıyor diyebilirsiniz yani. Bizim çocuklar zaten diller papuç gibi olduğu için öyle değil, böyle falan diye ukalalık yaparlar hemen yani. Şimdi benim sorum şununla ilgili. Amazon Magic değil dediniz, çok büyüdüğünüzde sizi bağlıyor dediniz.
Ben 8 kişilik bir ekibim var, takım lideriyim. Fakat başımdaki adama, CTO'ma şunu anlatamıyorum. Biz büyüyoruz, 1,5 sene oldu, daha fazla büyüyeceğiz, daha fazla bağlandık. Siz de benim anlatacağım insan konumunda olarak bunu ona nasıl anlatabilirim? Onunla ilgili bir trik verebilir misiniz? Kamera çalışıyor. şimdi nereden... Ben orada çalışmazdım diye en şekilde anlatayım. Kamera çalışmasa çok söyleyecek şey var da. Hayır yani orada şimdi... söyleyecek çok şey var, bir arada konuşalım. Oğuz bir daha rica edeceğim, kamerasız şeyleri çağırırsan beni. Başka soru var mı? Okey, devam ediyorum. Şimdi architecture'a geçiyorum hemen. Bu arada yani süremiz bittikten sonra öğle arası olduğu için ben isteyenler burada kalabilir, isteyenler öğle yemeğine gidebilir dedim. Oğuz onunla ilgili bilgilendirme yapacak. Şimdi architecture'da başladığınız zaman bir tane blog açtınız. Veya işte bir sayfa açtınız. Herhangi bir sayfa, en basit sayfa. En basic setup'ınız budur. Bundan daha basic yok. Evet, en basic'i budur. Başladığınız sıfırdan. Yani bir fikriniz var, hemen siteyi kurdunuz. Bir tane HTTP server'ınız var. İşte Apache falan gibi. Üzerine bir application server kuruyorsunuz. Apache'nin üzerine mesela işte modüller var. Application server gibi çalışan. PHP'den ne çıkmış bir tane? PHP dünyasını bırakalı bayağı bir oldu. Çok da mutluyum ama FPM mi öyle bir şey var. Ne? Ha evet, öyle bir şeyler var. Mesela öyle bir application server kuruyorsunuz PHP çalıştıran. Bir de database'iniz var, veri tabanınız var. Veri tabanınızda da datanız var. Değil mi? Bunu herhalde burada yapmayan yoktur web'le ilgilenip de. Değil mi? En basit sistemimiz budur. Yani bu işte VPS üzerinde çalışır, EC2 üzerinde çalışır, host, yani single makine üzerinde çalışır falan. Ama şimdi bu sistem şöyle, yani teknolojide çok kısaca söyleyeyim. İşte HTTP server tarafında Apache var, NGX var, Nginx var, Varnish var, Squid var. Application tarafında PHP Engine var, işte Play var, Tomcat var, Python var vesaire falan. Database'de MySQL'u biz seviyoruz, onunla gidiyoruz. Veya Microsoft SQL, Oracle vesaire falan filan. Şimdi bu sistemin sorunu şurada. WordPress de mesela bunu kullanıyor bakarsanız. Yani WordPress de birebir böyle çalışıyor kurduğunuz zaman. Yani database'i var, kendi PHP'si var falan. Bu sistemin sorunu şurada. 30 user'lar civarında falan patlamaya başlıyor bu sistem. Yani bu arada bir ara bilgi vereyim. Türkiye'de çok klasik bir şey var. İşte bize 5000 kullanıcı geliyor falan diyorlar. Online session sayısı request, aynı anda gönderilen request sayısı demek değil. Hani bu forumda aşağıda görüyorsunuz ya, şu anda 500 kişi online. Son 20 dakikada girenler onlar. Ya da son 10 dakikada girenler oluyor genelde. Benim söylediğim rakamlar hep saniyede aynı anda, yani şöyle düşünün, 30 kişisi aynı anda yahoo.com yazıp enter'a basıyor. Onu düşünün yani, verdiğim rakamlar ona göre. Devletin bu konuda, pardon. Abicim kamera diyorum, anlatamadım galiba. Kısıtlı konuşacağım, devletin bu konuda çok güzel bir çözüm oldu. Ha. Belki de internet tarihinde ilk defa geçti, KPSS sınavlarında. Anlık giriş sayısı çok fazla artınca sıra numarası verdi. Kameraya kaydetmeyi unuttuk. Tarih geçmiş bir olaydı. Şu anda 38. kişisiniz. Lütfen bekleyiniz diye. Abi harbi çok şey duydum ben de. Yani bunu duymamıştım. İnterneti çözmüş herifler. Facebook'a söyleseler bu kadar para harcamasına gerek yok. Ne abi anlamadım. Ay çok iyiymiş ya. Neyse, onunla ilgili söyleyecek şeylerim de var da neyse, girmeyelim yani olaya. Şimdi bu sistem 30 request per second'larda falan patlamaya başlıyor, yetmemeye başlıyor. Artık sorun yaşamaya başlıyorsun, sistem acayip yavaşlıyor, hata almaya başlıyorsun, işte 404'ler, 500'ler, bilmem neler falan. Niye? Ne patlıyor burada? Diye soruyorum. Ne? Veri tabanı. Ben hep şöyle derim, derslerimde falan da aynı şeyi söylüyorum, veri tabanının namusunuz, onu koruyacaksınız yani. Veri tabanına gitmeyeceksin yani, veri tabanına sürekli gidiyorsan bir sorun var, böyle güzel bir çiçek gibi duracak orada. Yani veri tabanını çok hit ediyorsan gerçekten architecture'da bir sorun var. Burada da ilk patlayan şey veri tabanı. Yani çünkü çok kompleks bir mekanizma baktığın zaman. Nasıl çözüyoruz onu? Ney? Süper. Cache. Duyamıyorum ya. Vertical scalability sorunum var ama şimdi para verdikçe exponential artmaya başlıyor kostum bir süre sonra. Arttırdın arttırdın falan ama yani gerek yok. Cache çözümünü daha çok beğendim. Kim söylediyse onu. Aferin. Şimdi cache'in güzelliği şurada. Cache memory'den okuyor. Şimdi database'e gidiyorsun. Yani en hızlı query'in MySQL'da 10-15 milisaniyelerde. Değil mi? Yani 10-15'lerde falan. Öyle biraz daha kompleksleşiyorsa daha fazla artmaya başlıyor. Cache'in güzelliği yani milisaniyelerde cevap alabiliyorsun. Yani milisaniye derken literally 1 milisaniyede falan cevap alabiliyorsun. Acayip hızlı. Ve yani mesela database'in saniyede 50-100-200 request'lerde falan patlıyorsa cache'in saniyede 5000-10 binlere çıkabiliyor.
Acayip performant çalışıyor ve çok kolay. Yani böyle hemen low hanging fruit diye bir laf vardır İngilizce'de. Ben meyve toplarken gidip en üsttekileri toplamazsın önce, alttakileri toplarsın ya. Bu en alttaki meyve öyle kabak gibi duruyor yani. Onu koyduğun anda birden hızlanmaya başlıyor sistemin. Şimdi yani bizim bir blog vardı eşimin. Onun için işte WordPress mi ne kullanıyorduk? Yani keşi koyduk 10 kat arttı hızı. Şimdi şöyle düşünün. WordPress'in en basit sayfası bile böyle 50 tane falan 50 ile 100 arasında request gönderiyor database'e. Ve bunların her birinin 10 milisaniye olduğunu düşünün. 500 milisaniye ile 1 saniye arasında minimum response time'ınız. Daha indiremiyorsun. Aradaki processing'i falan salladım. Cache koyduğun anda böyle 10 ya yani diyorum ya 10 kat artıyorsun. Çok daha hızlanmaya başlıyor database şeyleri. Ama tabii cache'in başka sorunları var işte. Yani reliable yani reliability demeyeyim de cache consistency sorunları var. Ona gireceğiz biraz sonra. Şimdi burada bir de şöyle bir sorun var. Yani aslında burada biraz önce hani anlattığım şu memory bound, CPU bound vardı ya. Geliyorsun burada I/O bound'dan memory bound'a çekiyorsun olayı. Yani diskten okumaktan memory'den okumaya döndürüyorsun sorunu ve bir anda 10 kat hızını veriyorsun. Şimdi hürriyete sahibinlere şuna buna baktığınız zaman cache'lenmeyecek neredeyse hiçbir konten yok orada. Yani her şey cache'lenebilir. Ha şey olabilir mesela diyorlar ki dynamic data var, yorumlar var. Ulan 10 saniye cache'le. Yani bir yorum ben 10 saniye sonra görsem ölmem ki. 30 saniye sonra görsem. 30 saniye cache'le. Blok yani çünkü gazete gibi yerlerde genelde şey olur, böyle bir yığılma olur bir tarafa doğru. Yani bir haber mesela, işte dün Paris'te bombalama oldu ne yazık ki. 140 kişi mi ölmüş en son? Mesela o haber şundan deli gibi hit alıyor. Tamam mı? Onun komentlerini cache'le 30 saniyede bir. Gitmeyen de tabii bize her seferinde. Anlatabiliyor muyum? Yapıyorlardır muhtemelen de. Yani cache'lenmeyecek bir şey yok bu dünyada, ben onu gördüm. Akıllıysan, uğraşırsan, yeterince düşünürsen de neredeyse her şey cache'lenir. Şimdi bunu da yaptık, cache'i de yaptık. Burada ne patlıyor? 10 dakika, okey. Application server artık böyle falan zorlanmaya başlar Arif. Çünkü yani PHP çalıştırıyorsun mesela. Entry dilim. Instagram söyleyeceğim. Bayılıyoruz. Hastasıyız. 4 sene Yahoo'da PHP kullandım. PHP'ye küfretmediğim gün olmadı herhalde. Yani öyle söyleyeyim. Rasmus diye bir herif vardır PHP yazan. Herif benim e-mail'ime cevap vermiyordu artık. O kadar doyuyordum ki adama yani. O da Yahoo'daydı o zamanlar. Allah belanı versin Rasmus falan diye giriyordu herife yani. İnanılmaz bir neyse. Girmeyeyim o günlerime. Application server patlamaya başlıyor. Yani sonuçta burada geldin işte yüzlere falan çıktın. Sadece 100 request'lere falan çıktın. Övünç yazmamışsa kodu eğer yüzlere falan çıkabiliyorsun. Övünç yazmışsa binlere çıkıyorsun. Yüzlere falan çıktın artık application server'ın patlamaya başlıyor. Ne yapacağız? Ne? Sıra queue sistemini ben çok sevdim. Her şeyi onu söyleyeceğim yani bundan sonra queue'ya koyacağız. Reverse proxy aynen yani. Buraya bir tane araya reverse proxy çakıyorsun. İki tane application server koyuyorsun. İki tane application server koyuyorsun, reverse proxy'yi koyduğun araya reverse proxy'ni dağıttı. Yani reverse proxy nedir? Nginx, işte Squid, Varnish falan gibi dedim ya 1000 tane sorun var. Bu herifler iyi yani. 5000 request'e falan çıkıyorlar rahat. Kulağını kaşıyarak çıkıyor 5000 request'e, average bir makinede. Bunu koyduğun anda load'u dağıtmaya başlıyorsun. Sorun ne burada? Patlamaktan ziyade sorun ne? Yani böyle çok tipik bir sorun var herkesin yaptığı. Session. Session'ların patlıyor. Şimdi bunları koyduğun anda şimdi user bir 1'e geliyor, bir 2'ye geliyor, bir 1'e geliyor, bir 2'ye geliyor. Sen global memory'sini kullanıyorsan, PHP'de öyle bir şey yok Allah'tan. Onun için güzel zaten. Yani ikisini kullanıyorsan böyle sürekli, mesela Java gibi bir dilde global bir yerde bir şeyler tutuyorsan, şimdi 1'e geliyorsun orada, 2'ye geliyorsun yok, 1'e geliyorsun var, 2'ye geliyorsun yok. Nasıl çözeceğiz bunu? Session kullanmıyorsun. Kullanmıyorsun yani, session'sız yazıyorsun programını. Yani her şeyin bir yöntemi var. Session'dan kurtuluyorsun o noktada. Yani session'la uğraşmıyorsun artık. Ve dediğim gibi global memory'de hiçbir şey yok. Benim bu konuda söylediğim şey var böyle. Şöyle bir kural var. Herhangi bir application server'ı restart ettiğin anda hiçbir şey kaybetmiyorsan o sistemi kurmuşsun doğru bir şekilde. Öyle düşüneceksiniz. Yani application server 2'ye restart çaktım bir şey kaybediyor muyum? Hiçbir şey kaybetmiyor olman lazım. Yani kuralı baktığında. Ve evet. Yani özetle app server'da herhangi bir şey olmayacak. Yani sessions, herhangi bir data store edilmeyecek yani. Bunu koydun, işte 100-200 lira falan gittik. Her şey güzel gidiyor. Ne patlıyor? Ne? Yok ulan 5-10 bine gidiyor, sallama. Sen bari sallama, din kardeşiyiz. Paramız var ya, data center'dayız. Data center'da iki tane şeyle network patlıyorsa, o data center'ı da bırakalım ya, oradaki şey gibi. Yok, yani o data center'dayız diye varsayalım. Yani burada genelde cache server patlıyor ya. Cache yetmemeye başlıyor. Bir dakika dur bakayım. Lan çalışmıyor ya, çalışmıyor. Ha. Yani işte burada şeyi söylemeye çalışıyorum. Yok yok abi burada hallediyorum ben. Arada böyle gelip gidiyorum. Notlarımı okumam lazım. Gelmedin de şimdi ben gelirdim burada. Olmuyor ya.
Application Server eklemeye devam ediyoruz burada yani şey oldukça. Bir süre sonra cache patlıyor. Yani patlamıyor, memori yetmemeye başlıyor. Sonuçta bir makineye koyabildiğim RAM sayısı belli. Şimdi sen sahnede 100 tane falan request alabiliyorsan eğer, tahmin ediyorum ne oluyor? İşte yani günde 1 milyonlara falan ulaşmışsındır, 1-1,5 milyonlara falan. Ona ulaştığın noktada ne oluyor? Artık memory space'in yetmemeye başlıyor. Yani cache'in patlamasını az ya da cache'ler hızlı genelde. Load'la ilgili bir şey olmaz ama memory'in yetmemeye başlıyor. Ne yapacağız? Tamam. Ne oldu? Ha, tamam. Abi şöyle yapalım isterseniz. Şuradan uzaklaşayım. Arkadaşlar biraz yemek aramız var aslında bir 45 dakika kadar. Ama bayağı bir efsane sunum oluyor. İsteyenler kalıp biz devam edeceğiz. İsteyenler yemeğe gidebilir yapalım. Aynen. İsterseniz böyle bir dakikalık bir ara verelim. Salonu boşaltalım, isteyenler kalsın. Abi, efsanesin. Süper. Yalnız şu düştü ha. Sonra vay aç kaldık. Her şeyiniz, ha? Ne abi? Aç kalınca sana ağlamasınlar değil mi? Ben de kaçacağım zaten dövmesinler diye sonrasında. Şimdi, cache server'da ikiye bölüyorsun. Cache server 1, cache server 2 yapıyorsun. Buna işte partitioning, sharding falan deniyor baktığında. Cache'i ikiye dağıtıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani datanın yarısını birisine koyuyorsun, yarısını birisine koyuyorsun. Cache'in. O zaman da space'in artmaya başlıyor. Şimdi bunu nasıl yapıyorsun aslında? Bir sonraki slide'da bunu anlatıyorum. Şimdi client dediğim burada senin application server'ın, yazdığın kod. Client'da şöyle çok basit bir kural var. Given key, yani cache'leriniz nedir? Bir key vardır, bir de value vardır değil mi? Yani sonuçta düz basic lookup yaptığınız bir şey cache. Key'inizin en basitini anlatıyorum. Böyle yapılmaz bu ama en basit yapabileceğiniz şey key'inizin hash kodunu aldınız. Yani bir hash function apply ettiniz. Bir rakam verdi size. Onu mod 2 yaptınız. 0 geliyorsa buraya, 1 geliyorsa buraya. Randomly distribute ediyorsunuz ikiye. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta cache lookup yapacağı zaman kodunuz, dediğim gibi çok basit bir, yani böyle iki satırlık literally bir function uyguluyor. Sıfır gelirse buna gidiyor, bir gelirse buna gidiyor. Ve böylece dağıtabiliyorsunuz load'unuzu. Ama yani vuruyor Avustralya'ya bir şey ekliyor, Amerika'ya vuruyor gelmemiş oluyor daha. Çünkü arada okyanus var. Tamam, bir şekilde daha hızlı gelmiş oluyor herif. Ulan orada yetiştiriyorsun falan, lak Londra'ya gidiyor. Onu hallediyorsun geri Avustralya'ya gidiyor falan, böyle dolaşan user'lar oluyor. Orada bu sorunu yaşıyorsun. Onun için ne yapıyorsun? Genelde en basit yöntem şudur. Write intensive bir operasyon yapıyorsan read'ini de aynı server'a gönderiyorsun. Yani application server'a biraz daha logic ekliyorsun. Mutlaka aynı server'a gidiyor. Ve sorun nerede? O server daha sonra olacak. Bu sefer diğerine gitmesi lazım falan. İşler karışık yani. Koyuyorlar mı? Kayıt mı vardı? Canlı yayın başladı tekrar. Tamam. Şöyle şey yapalım. Abi senden konuşayım olmazsa. 40 geçe, biri 40 geçe öğleden sonraki sunumlarımız başlayacak. Amazon üzerine konuşacağız. Ona göre kendinizi organize ederseniz... Çok az kaldı bu arada. Yani bitmek üzere. Şimdi bu şekilde redundant yaptık sistemimizi. Cache server 2 tane, yani her partition'ın ikişer kopyası var, database 2 tane, application serverlerimiz falan. Buradaki spoof'umuz ne? Load balancer değil mi? Onu nasıl engelleyeceğiz? Neyi? İki tane koyacaksın da hürriyet komutere yazdığın zaman hangisine gideceğini nasıl bilecek herif? Diye soracağım o zaman da sana. Sen biliyorsun cevabını tabii yine. Evet, aynen. DNS load balancing diye bir konsept var. Yani DNS ile uğraşan var mı hiç? Hani böyle bir uğraşmışsınızdır mutlaka. Yani bir işte domainim var. O domaine IP veriyorsun ya. O IP iki tane verebiliyorsun. Bu iki tane IP verdiğin zaman bunu browser'a ikisini de gönderiyor herif. Browser sırayla deniyor, dağıtıyor randomly falan filan gibi. Yani sonuçta DNS seviyesinde çözüyorsun sorunu. Bunun gibi iki tane hardware load balancing veriyorsun. Altında şeylerim var. O da redundant olmuş oldu. Sorunumuz ne? Ne? Yok DNS inmiyor ya. Onu çözdüler. Allah'a şükür. İndi gerçi. Bir DDoS bastılar DNS'e indi de yani son 10 yılda bir kere indi galiba DNS'ler. Ama yani redundancy var, bilmem ne var, cache'i var falan. 50 tane şey var. DNS sorunu çok yaşamıyorsun. Şimdi kayıda başladık. Başka şeyler de var ama. Burada sorun ne? Güvenli miyiz yani? Daha güvenliyiz, daha güvenli. Ya şöyle bir konsept vardır scalability'de. %99 ile 99.9, yani hani bu reliability sayıları vardır ya, 199 uptime, 199.9999 falan diye gider. Oradaki 9 sayısı arttıkça kostların exponential artar.
Yani 99 yapmak kolaydır, 99.9 yapmak 10 kat zordur. 99.999 yapmak 100 kat zordur gibi. %100 yapmak neredeyse imkansızdır. Acayip para dökmen lazım. İşte Yahoo, Google falan döküyor yani milyar dolarlar ve yapıyorlar herifler bunu. Ama çok zor yani. Buradaki sorun şu, söyleyeyim size. Data center yandı ulan. Su bastı. Biraz önce söyleyemediğim örnek oydu. Hatırlayın haberleri. Data center'ı su basıyor. Dere yatağına data center yapıyorsun mesela gidip. Veya tuvaletin altına bir tane data center odası koyuyorsun. Tuvaletlerin boruları patlıyor. Aşağıdaki data center şeyini basıyor. Serverlerini basıyor. Bunların hepsi yaşanmış olaylar bu arada. Veya işte temizlikçi gidip fişi çekiyor falan. Yani data center'ın yanma ihtimali var. Değil mi? Onu nasıl çözüyorsun? Anlamadım. Evet. Farklı bir yerde farklı bir data center'ın olacak. Yani bir tane daha data center olacak. Onun için biraz daha load'un artmaya başladığı zaman şöyle data center'ları ayırıyorsun. Her şeyi ikiliyorsun. İkileyebildiğin her şeyi ikiliyorsun. Şimdi bunu yapmaya başladığın zaman işler ölüm gibi olmaya başlıyor. Şimdi Türkiye içinde iki data center zor değil. Ankara ile İstanbul'a bir tane fiber hat alıyorsun. Canavar gibi replike ediyor ama bir tarafın şey İngiltere, bir tarafın Amerika. Ortada o iğrenç Atlantik Okyanusu var. 80 milisaniye zaman, yani ışığın gitme hızı 80 milisaniye galiba yanlış hatırlamıyorsam. 80 milisaniye latency'yi koyduğun anda bütün data replication patlamaya başlıyor. İşte bunu yapmak acayip zor yani. Bu böyle bizi öldüren bir şeydi. Yani buraya kadar hepsini yapabiliyorsun ama burada artık it's a different level yani. Pardon. Ve burada işte 9.99999 diye gidiyorsun yani. Eğer düzgünse sistemin falan. Bayağı reliable'sın yani. Ve dediğim gibi maliyetler falan çok yükselmeye başlıyor burada. Şimdi genel olarak bir issue'lardan bahsedeyim hemen çok hızlıca. Networking issues, Allah'ın emri. Switch ölüyor, bilmem ne oluyor, oradaki apt kotuyor, işte Türk Telekom gidiyor falan. Latency en büyük sorunlardan bir tanesi bu da. Dediğim gibi speed of light issue'su var, yani arada Atlantik Okyanusu var. Genelde hep İngiltere, Amerika çalışırsın mesela yurt dışındaki startuplara. Bizim öyle mesela şeyimiz yani. Hem Amerika'da hem Kanada'da serverlarımız falan var. İşte Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de falan serverlar var. Oradaki en büyük sorun dediğim gibi ışık hızı yetmemeye başlıyor. Yetmiyor yani, bildiğiniz yetmiyor. Böyle şaka gibi geliyor ama yetmiyor. Ve dolayısıyla ışık hızı ve birikmelerden dolayı sen bir tarafta update ediyorsun, latency yani ikisinden dolayı gitmemeye başlıyor. Mesela sen İngiltere'dekini update ediyorsun, Amerika'ya çok kolay gitmiyor. Mesela Facebook'a baktığınız zaman, Facebook şey yapıyor bildiğim kadarıyla, şimdi sallıyor olabilirim ama bir yerlerde okumuştum diye hatırlıyorum. User'ına en yakın data center'a koyuyor senin datanı. Yani mesela Türkiye'den geliyorsa user'ın sürekli, senin, mesela sen Amerika'dasın, giriyorsun Facebook'a, tamam süper. Türkiye'ye taşındın, bakıyor herif ne kadar Türkiye'den girdiğine ve Türkiye'den girmeye başlıyorsan sürekli gelip datanı İngiltere'ye kopyalıyor. Ama Facebook'ta şöyle iğrenç bir sorun var. Facebook'cular Allah sabır versin. Arkadaşların yarısı İngiltere'de, yarısı Amerika'da, yarısı bilmem ne de öyle. Yani dağınık arkadaş yapım var. Şimdi sen mesela bir home page'ini oluşturacaksın. Herife bir girdin, 100 tane arkadaşın var. 100 arkadaşın hepsi bir yerde yani. Onları toplayıp çekmek, cache'lemek falan ölüm gibi yani. Ve integrity consistency sorunları var. Yani dediğim gibi işlere başlıyorsun, yarısında birden fail ediyor ya. Disk yanıyor, bilmem ne oluyor falan yani. Hep oluyor. Ve fail ediyor ortasında, ne yapacaksın gibi sorunlar var. Anlatabiliyor muyum? Çünkü transaction yapamıyorsun. Ve sonra replicate etmeye başlıyorsun, birden duruyor veya bazıları gitmemeye başlıyor falan. Böyle bir mystical bir şey internet böyle. Dungeon falan gibi yani, kaybolan şeyler mesela. Gönderiyorsun datayı, gelmiyor data ya. Yani oldu öyle şeyler. Bunun gibi integrity ve consistency ile ilgili çok ciddi sorunlarım var. Ve iş diyorum ya, böyle exponential olarak kompleksleşmeye başlıyor bunu yaptığımız noktada. Ve kolay değil yani. Sorumuz var mı buraya kadar? Yok vallahi. Öyle bir kuruttum herkesi. Son olarak şey söyleyeyim. Sunumum bitti. Invest in your career diye benim bir slide'ım var. Bu özellikle bizim şirketin şöyle bir özelliği var. Onu bir söyleyeyim size. Senior almıyoruz biz. Tek exception şu herif. Bir de bir herif daha var burada olmayan. Senior adam almıyoruz. Hep junior adam alıyoruz şirkete. Onun sebepleri de girmeyelim şimdi ama neyse. Ve çok böyle ciddi bir eğitim sürecimiz var. Ve ben böyle çok okulu bitirip de okulda işe girme sürecinde çok, yani hem de üniversiteden dolayı çok adam tanıyorum. Birkaç tane şey var, sorun var. Onları bir hemen anlatayım size tavsiye anlamında. Şimdi birincisi, bir Türkiye'de iş arayan adamların hepsi koyun gibi. Acayip enteresan bir şey var. Mesela benim bir öğrencim vardı. Herif dedi ki Vodafone'da işe girdim. Hangi gruba girdim bilmiyorum. Kimle çalışacaksın bilmiyorum. Vodafone'da işe girdim. Mesela bu aynısı diğer şirketler için de geçerli. Ben hep şey söylüyorum. Interview iki taraflı bir süreç. Yani siz şirketi seçiyorsunuz, şirket de sizi seçiyor. Türkiye'de birincisini unutuyor kariyer arayan insanlar. Hep böyle ben kuzu gibi gideyim, birisi bana iş versin, parayı versin. Yani interview sürecinde mutlaka şirketi de sorgulayın diyorum mesela. Benim en kıl olduğum şey şirkete gelip bize soru sormayan adamlar görüşmelerde. Birincisi o. İkincisi, her zaman şunu söylüyorum tavsiye olarak yine. Bir işe girdiğiniz zaman o işe değil, bir sonraki işe bakın derim ben hep. Anlatabiliyor muyum? Yani ben buraya girdim, 2 sene 3 sene çalıştım. Burası rezümene ne ekledi?
Ben buradaki şeyleri rezümeme koyduğum noktada bir sonraki işimde nasıl daha iyi bir yere geçebilirim? Anlatabiliyor muyum? Mutlaka onu düşünün. Türkiye'de böyle bir kısa vadeli, işte garantiye girdim. Garantinin kobolla uğraşan ekibi de var, mobil uygulama yapan ekibi de var. Anlatabiliyor muyum? 50 tane şeyi var yani adamların. Ne iş yapacaksın, bu sana nasıl bir fayda sağlayacak? Ona da mutlaka bakın. Ya biraz daha wise seçin diye öneriyorum. Biz sürekli eleman alıyoruz. Başvurmak isterseniz info@linovi.com veya cv@linovi.com'a rezümeleri gönderebilirsiniz. Ben de burada available'ım. Teşekkür ediyorum herkese. Çok teşekkür ederiz.